ETF rüzgarı Bitcoin için sakinleşmiş gibi gözükse de Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde henüz yolun başında olduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle BlackRock CEO Larry Fink'in işaret etmiş olduğu Ethereum Spot ETF olayıyla beraber altcoinlerde hangi altcoin'in Ethereum'dan sonraki ETF adayı olabileceği soru işareti insanların, kurumların akıllarına Geldi tabii ki bu konuyla alakalı biz henüz bitcoin ETF'i onaylanmadan evvel Çeşitli analizler yapmış idik bunları da peyderpey pey zaten videolarımda sizlere paylaşıyorum arkadaşlar yine bu Videomuz içerisinde Özellikle Ethereum spot ETF'inin Gelmesinden sonra Sırada hangi altcoin veya altcoinler olabileceğinin Analizini yapacağız Yine Bitcoin'in Yükselişinin nasıl devam edebileceğini veriler ışığında sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar. Gayet keyifli ve verimli bir video olacağını düşünüyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Tabi beklentileri karşılamayan bir spot bitcoin yükselişi görsek de arkadaşlar burada şunu da bilmemiz lazım. Burada spot bitcoin ETF'inin yürüyebilmesi adına BlackRock gibi bazı şirketler Bitcoin alımları gerçekleştiriyor. Birazdan bunları göstereceğim. Bunları alabilmek için yukarı fiyatlardan bunları almak istemezler. Ne yapacaklar? Birazcık fiyatları aşağıda tutmak için bazı manipülasyonlara girişebilirler arkadaşlar. Bunları tabii ki spot ve vadeli tarafta Bitcoin'i baskılayarak da yapabilirler. Netice olarak 8-9 trilyon dolar gibi bir şirket büyüklüğünden bahsediyoruz sadece BlackRock için. Bundan dolayı birazcık sabırlı olmak lazım. Spot Bitcoin ETF'inin fiyatlara yansıyabilmesi için. 2024-2025 yıllar içerisinde Bitcoin ve altcoin fiyatlarını etkileyecek kalemlerden sizlere daha evvelden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar ABD başkanlık seçimleri idi. Özellikle spot ETF'lerin Bitcoin başta olmak üzere ABD başkanlık seçimlerinde bir siyasi ayak, siyasi bir gölge olarak düştüğünü biz gördük. Bununla alakalı Gray Scale bir araştırma yapmış ve ABD halkından bir kesime anket yöneltmiş. Vaziyette burada anket içerisinde özellikle her 5 kişiden bir kişide kripto para varlığı bulundurdukları tespit edilmiş. Genel olarak ABD başkanlık seçimlerinde Özellikle genç kesimin kripto paralar ile ilgili ABD hükümetinin bazı adımlar atması gerektiğini söylediklerini görmekteyiz. Yine sadece genç kesim değil, orta yaşlı kesimlerde de bu tarz beklentilerin olduğunu söylememiz lazım. Yani en netice olarak yapılan bu GrayScale anketinde Bitcoin'in ve altcoinlerin kesinlikle ABD başkanlık seçimlerini etkileme potansiyeli en azından burada bazı durumların ortaya çıkarılma potansiyeli söz konusu. ABD başkanlık seçimlerinde belli başlı adaylar mutlaka buradaki kesimi etkileyebilmek adına Bitcoin ve kripto paralar, altcoin'lerle ilgili bazı önemli vaatler verecektir diye düşünüyorum. O yüzden özellikle ilk çeyrekten sonra böyle yıl ortasına doğru başkan adaylarının ortaya çıkmasıyla beraber Bitcoin ve altcoin'lerde de bu vaatlerin gelme durumu söz konusu. Ki vaatler gelmeye başladığı zaman da özellikle net hareketliliklerde kesinlikle başlayacaktır. Bu yüzden bu tarz olaylar gelmeden evvel biz analizlerimizi şimdiden yaparak bunlara bağlı bir şekilde aksiyonlarımızı almamız gerekiyor. Bitcoin değerlenecek dedik ya arkadaşlar yine bununla alakalı BlackRock'ın yapmış olduğu bir veri analizi var. Son 10 yıl içerisinde Bitcoin ve diğer varlıkların göstermiş olduğu performansları analiz etmiş BlackRock şirketi ve burada özellikle Bitcoin'in çok ciddi derecede yatırımcılarına kar sağlamış olduğu ön plana çıkarılmış vaziyette. Bundan dolayıdır ki bu karlılığı gördüklerinden dolayıdır ki BlackRock şirketi başta olmak üzere ABD'deki birçok şirket tabii ki teknolojisinde göz önünde bulundurarak bu tarafa doğru yatırımlarını genişletti. Buraya da gelmişken bu Spot Bitcoin ETF'inde ne gibi girişimler olduğunu bir hatırlatmak isterim arkadaşlar. BlackRock önceki 2 gün içerisinde toplamda 11.439 adet Bitcoin satın almış vaziyette. Bu Bitcoin'leri Spot ETF karşılığında satacağını belirtmek isterim. Bu miktarında 500 milyon dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini unutmayın arkadaşlar. Bu kademeli bir şekilde ilerleyecek. Talep olduğu müddetçe BlackRock tarafı bildiğiniz gibi 2 milyar doları zaten bu tarafa ayırmıştı. Bu tarz paraları spot Bitcoin tarafına aktararak spot Bitcoin'leri alarak bir şekilde Bitcoin'in değerlenmesine katkı sunacaktır. Peki Bitcoin spot ETF'i geldi. Larry Fink yani BlackRock CEO'su bizlere sıradaki ETF'in Ethereum olabileceğinin işaretini verdi. Bu da net bir durum. Zaten biz Bitcoin'den sonra Ethereum'un gelebileceğini biliyorduk. Peki Ethereum'dan sonra hangi altcoin veya altcoin'ler spot ETF adayı? Bununla alakalı herkes farklı görüşler ortaya sunabilir arkadaşlar. Benim görüşüme göre sıradaki ETF adayının kesinlikle ve kesinlikle SEC ile herhangi bir alışverişi veya SEC'nin üzerine gölgesi bulunmaması gerekiyor. Ben bu filtreyi ilk 10, ilk 20, 25 coin'e uygulayarak bir liste çıkartmış vaziyetteyim. Tabii ki bu filtrenin yanında da özellikle daha evvelinden de belirtmiş olduğum Grayscale'in kripto para portföyünü de baz alarak burada birkaç tane projeyi sizlere çıkartmış vaziyetteyim. Tekrar hatırlatmış olalım bu projeler Ethereum'dan sonraki Spot ETF adayları olacak. Kripto pazarında ilk 10 sıralamaya baktığımızda ve bu SEC filtresini buradaki coinlere uyguladığımız zaman ön plana 2 adet proje çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi AVAX, bir diğeri de Dogecoin yani DogeCoin. Burada tabii ki ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Öncelikle DogeCoin'i değerlendirmem lazım. DogeCoin sıradaki spot ETF adayı olamaz bana göre. Neden? Çünkü çok kötü bir token yapısı söz konusu. Bu token yapısından kaynaklı kurumsal şirketlerin bu tarafa doğru yönelebileceğini düşünmüyorum. Peki neden kötü bir token yapısı var diyorum? Çünkü arzın yani dolaşımdaki arzın çok büyük kısmı sadece birkaç tane cüzdan içerisinde bulunuyor. Bu da ciddi bir manipülasyon riskinin ortada bulunduğunu bizlere gösteriyor ki şirketler de bunu istemeyeceği için ETF adayı olarak bunu ön plana çıkartmayacaklarını düşünüyorum. AVAX tarafına döndüğümüz zaman hem token yapısı hem SEC filtresinden geçip herhangi bir problemi olmaması hem de ekibi vaat etmiş olduğu teknolojisi daha fazla spot ETF tarafına uygun olmasından dolayı ben top 10 içerisinde Ethereum'dan sonra AVAX projesinin spot ETF için daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Tabi aynı filtreyi top 20 top 50 şeklinde sizlerde koyarak önümüze hangi projelerin çıkabileceğini yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bir filtre daha söylemiştim. Grayscale'in hali hazırdaki kripto para portföyü. Bu portföyü incelediğimiz zaman özellikle karşımıza Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, Solana, Mana, Stellar ve Zcash gibi projelerin çıkmakta olduğunu görmekteyiz. Tabii bunlardan farklı olarak projelerde söz konusu benim saymış olduklarım hacim bazlı en yüksek projeler. Tabii Grayscale kendisine göre bazı şeyler ortaya çıkartarak bu projelere yatırım yapmış olabilir. Biz de Grayscale güvencesinden kaynaklı sıradaki ETF adaylarının bunlar içerisinden olabileceğini söylüyoruz arkadaşlar. Özellikle hacim bazlı olarak Ethereum Classic, Litecoin ve Bitcoin Cash projeleri ön plana çıkıyor. Ethereum'dan sonra AVAX gelmezse benim zanımca Ethereum klasik gelebilir veya sonrasında Litecoin veya Bitcoin keş gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi burada Solana'yı da ön plana çıkartmış portföysel bazı olarak Grayscale tarafı fakat Solana başta bahsetmiş olduğum SEC filtresinden geçemiyor arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken tabii ki diğer projeler neden söylenmedi sorusunu sorabilirsiniz. Mesela BNB mesela... XRP mesela Cardano gibi projeleri sorabilirsiniz. Bunların tamamı SEC'nin gölgesi dahilinde filtresinden geçememiş projeler. Yani bu SEC bunlara her an dava açabilir. Bunlarla ilgili her an bir sıkıntı ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Çünkü SEC'nin kara listesinde olan projeler bundan. O yüzden ETF onayı vermesi de bu aşamada bunlara zor olabilir. O yüzden bu filtreyi koyduğumuz için Avax, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic gibi projeler daha fazla ön plana çıkıyor. Bugün farklı olarak birkaç tane de on-chain veriyi sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunlardan ilki MVRV Z Score. Bu özellikle konumsal bazı olarak kripto para pazarının hangi bölümde olduğunu bizlere gösteren en önemli indikatörlerden bir tanesi. Bakıldığı zaman şu dip bölgesi fiyatında dip yaptığı seviyelerde zaten. Geçmiş verilerde de bu dip seviyelerden çıktıktan sonra genelde ciddi rallilerin başladığını görüyoruz. Tabi 3'te 1 gibi bir bölüme henüz gelmişiz. Rallinin tepe bölgesi olarak inceleyebileceğimiz seviyelerde. Bakınız eski tepe, bir önceki tepe, ondan önceki tepe hep bu yukarıdaki kırmızı alan bölgelerine bizleri götürmüş. Ve buraya gidene kadar henüz çok fazla yolumuz var. Bu yorumu yapabiliriz. Z-Score indikatörüne göre tabii ki düzeltmeler gelebilir fakat daha çok gideceğimiz yol var. Bir diğer On chain indikatörümüz R hodl arkadaşlar. Burada yine yolun orta seviyelerinde olduğumuzu tabi buralardan yine düzeltmeler gelebileceğini çünkü geçmiş veriler bizlere buralardan düzeltmeler gelebildiğini söylüyor. Bu sebepten buradan düzeltme gelebileceği ihtimalini varsayarak yukarıdaki kırmızı alanı hedeflememiz lazım. Çünkü tepe seviyeler bunun yakınları veya bulunduğu bölgeler olarak daha evvelinden karşımıza çıkmış Bitcoin dominansına döndüğümüz zaman yükselen bu kanal yapısının aşağı yönlü kırılmış olduğunu görmekteyiz. Bu da altcoin'lerin daha sağlam ve yükselişe daha meyilli olabileceğini bizlere söyler. Tabii ki şu dipnotu belirtmek lazım. Piyasadan para çıkışı olmaması yani total market grafiğinin bozulmamış olması şartıyla. Orders grafiği de zaten söylemiş olduğumuz bu durumu en net bir şekilde gösteriyor. Yani yukarıya doğru giden trend. Bitcoin dominansının aşağı doğru gidişini desteklediğini bizlere söylüyor. Bitcoin tarafına döndüğümüz zaman bugün günlük kapanıştan sonra yani bir önceki günün günlük kapanışından sonra güzel bir alış gerçekleşti. Fakat hacimlerin epey düştüğünü sizlere belirtmek isterim arkadaşlar. Şu an kısa da bir 41.500 dolar seviyesi onun altında da 40.500 seviyeleri güzel destek seviyeleri. Buralar kırılmadığı müddetçe çok fazla böyle endişelenmeye gerek olmadığını belirtmek isterim. Bitcoin'in buralarda yataya bağlaması gayet olumlu altcoin'ler tarafından. Hemen onun ardından Ethereum'a döndüğümüz zaman zaten yükselen kanal yapısını yukarıya doğru bir kere daha kırarak hedefinin öncelikle 2900 sonrasında 3500 dolarlar olduğunu bizlere gösterdi. Şimdi bu 3 tane grafikte analiz yapmayacağım fakat bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. İlki Bitcoin Cash Bakınız, akümülasyon döngüsü içerisinde olduğunu gösteriyor bize grafik. Yani burada bir toplama işlemi var. Aşağıdaki şu bölgeye 200 dolarlara geldiği zaman alınıyor. 200 dolar indiği zaman alınıyor. Aynı şekilde Ethereum Classic'e geldiğimizde son dönemde bir at ufak atak yapmış ama aynı döngü söz konusu. 17-18 dolara geldiği zaman Ethereum Classic alınmış. Bu bize bazı işaretler veriyor olabilir. Aynı şekilde Litecoin'de de bu durum geçerli. 60-61 dolar seviyelerine indiğinde satılanıyor. Yani şu döngü bizlere ileride şöyle hareketler oluşabileceğinin sinyallerini veriyor olabilir. Özellikle bu spot ETF'in bu tarafa bu coin'lere doğru dönmesiyle beraber bunların tetiklenebileceğini düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim arkadaşlar. Olmayabilir buna göre tabii ki planları net bir şekilde yapmak lazım. Evet her halükarda... Pazarın genel görüntüsü, makro yapının genel görüntüsü bizlere kripto pazarının büyüme meyilli olduğunu gösteriyor. Tabi sabırlı olmak lazım dedik ya arkadaşlar. Bu yatırımın en önemli kurallarından bir tanesi. İstiyoruz ki birdenbire istediğimiz yere varalım. Fakat öyle olmayacak. Öyle olsaydı herkes birdenbire zengin olurdu. Bu durum geçerli değil arkadaşlar. O yüzden sabırlı olacağız portföylerimize dolar maliyeti ortalamasıyla güvenli bir şekilde hedeflerimizi bekleyeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu ön plana çıkarmak isterseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.